Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar, bundan önceki videomuzda otomatik tıklama programını ufak bir şekilde anlatmıştım. Alan arkadaşlar videoda çok detaylı anlatmadığımı bana söylediler. Ben de şu anda kare, tümülüs, küçük tümülüsü detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Şimdi programı benden alan arkadaşlar ilk etapta şu dosyaya gönderiyorum ben. Sağ tıklıyorsunuz geldikten sonra masa üstüne. Buraya ayıkla. Ayıkla dediğinizde otomatik tıklama programı otomatikman buraya geldi. Açıyorsunuz şunu. Uydudan çizim yapılacak yazılım diyorsunuz. Bunu alıp buraya koyalım. Buraya geldi. Bunlar dışarıda kalsın. Daha sonra bu yazıyı kesinlikle okuyun deyince kurulum. Kurset programını kurun. Yani şundan bahsediyor. Lisansı bitince yazarsanız videoyu izleyerek abone olun gibisine. Daha sonra burayı tıklıyorsunuz. Buraya evet diyorsunuz. Next, ileri ileri yani yaptığınızda otomatikman şu M harfi buraya gelecek. M harfini çalıştırdığınızda bunu ilk etapta değil size bir İngilizce gelecek. Bunun crack'li yani Türkçesini size yama olarak gönderdiğim zaman virüs olarak algılıyor. Ama sizin çoğu bilgisayarlarınız virüsü sildiği için bayağı bir aksaklık yaşıyorsunuz. O yüzden sadece İngilizce olacak sizinki. Zaten kullanacağınız düğme şu. Liste yükle. Ve başlat. Tamam arkadaşlar. Buraya geldiğinizde buradan 15-20 gün sonra lisansı bittikten sonra karşınıza şurayı alıyorsunuz. Bunu kopyalıyorsunuz. Daha sonra lisansın üstüne yapıştırıp okey deyince bundan sonra ömür boyu lisanslı olarak kalıyor. Şimdi geçelim programlarımıza. Burayla işimiz bitti. İçinde de ufak bir video yapmıştım. Onu izlerseniz bir bükünü de koyarım. Yani şu anda şu çektiğim videoyu. Şimdi arkadaşlar ben karambol olarak şöyle bir yer buldum. Şöyle açalım. İndirelim. Şu şekilde. Yol diyelim buraya. O diyelim karambole. Bunu kaydırıyorsunuz. Şurada birazcık boşluk bırakın. Sıfıra sıfır yapmayın. Daha sonra şöyle kalsın bak. Başlat şurada kalsın. Bu da burada kalsın. Ani müdahalede yani yanlış bir şey. Yani buraya başlat dediğinizde mouse'u kesinlikle böyle yapmayın. Yoksa sapıtır. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Liste yükle. Buradan masa üstü diyorsunuz. Hangini yapalım? Küçük tümülüs. Tamam mı? Şu küçük tümülüsü tıklayalım. Küçük tümülüsün şu anda şeyleri geldi buraya. Verisi geldi. Geldiniz. Nereye yapmak istiyorsunuz mesela? Şu ağacın üstünden yani şöyle yapmak istiyorsunuz. Orta başlangıç burası olsun istiyorsunuz değil mi? Geldiniz. Başlat dediniz. Bakın nereden başladı. Ne yapıyorsunuz? Durdur. Şuradan. Durdur. Durdurdunuz. Şu kırmızı noktaya parmağınızı koyun. Koydunuz mu? Tamam. Şunu kırmızıyı koyduktan sonra bunu da kapatın. Bunu buraya doğru kaydırın. Kaydırdığınız zaman otomatikman oradan başlayacak. Bakın iyi izleyin bu tarafı. Başlangıç noktasına parmağınızı koyun monitörün üstüne. Daha sonra kaydırın, getirin tam üstüne. Artık merkezi yerimiz burası. Tekrardan programı açalım. Programı indirelim. Buradan liste yükle. Buradan küçük tümülüs. Daha sonra buradan yolu geliyoruz. O demiştik. Hemen kaydıralım şöyle. Şu şurada kalsın. Her ihtimale karşı müdahale etmek için. Daha sonra başlat dediğinde bak arkadaş bu şekilde tam merkezi yerden başlayacak. Tümülüs olur, tepelik olur, rampa olur. Bunu deneyin. Bunu bu şekilde kullanırsanız güzel olur. Zaten hızlı da gidiyor. Çok zaman kaybı yani elle çizmekten 1000 kat daha da iyi. 10 numara. Sapması hani bazı arkadaşlar şey olabilir düşünebilir sapma olacak mı diye. Arkadaşlar sapma olur ama çok az seviyeye indiriyor. Az seviye. Hani bunu sadece Google Earth olarak değil farklı map Earth'larda da deneyebilirsiniz. Hangisinde KML yol çizgisi yapıyorsa her türlü şeyi yapabilirsiniz. Mesela Sas Planet var. Sas Planet'te de kullanabilirsiniz onu. Hatta bir şey olursa aklıma gelirse onun için de bir tane video yapayım. Sas Planet'te nasıl çiziliyor, nasıl yapılıyor. Bakın bu küçük tümülüs bitti.
Daha sonra burayı tamam diyoruz. Kaldı. Daha sonra buraya geldiniz. O sağ tıkla. Daha sonra yeri farklı kaydet. Masaüstü. KML. Biz buraya ne diyelim? Küçük dümülüs. Küçük dümülüs dedik. Kaydet dedik. Otomatikman geldi. Küçük dümülüsü şöyle çekelim. Şimdi ne yükleyelim? Kare. Ya pardon, dümülüsü yükleyelim. Buradan yolu diyelim. Bunu silelim. Tümülüs diyelim. Ya, tümülüt oldu, bunu silelim şöyle. Bir daha yol yapalım. Tümülüs. Hemen şunu şöyle kaydır. Ondan sonra start dediğimizde bu şekilde tam merkezi noktadan başlar arkadaşlar. Gerekirse şeyin üstüne, monitörün üstüne ufak bir siyah kalemle noktalayın. Her zaman noktanızın tam üstüne getirin. Noktanızın tam üstünden de başlar. Birkaç defa yapınca ne demek istediğimi anlarsınız. Hiçbir şekilde mouse'u ellemiyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben mouse'u da elleyeceğim. Zaten daha önceki videomda bunu yapmıştım. Mouse'u da elleyeceğim. Bakalım ne olacak. Onu da görün. Zaten önceki videomda bu büyük tümülüsün nasıl olduğunu görmüştünüz. Mouse oynatıyorum. Bakın arkadaşlar. Gördün mü? Bak. Mouse'u hani eliniz çarptı. Bir şey oldu. O oldu. Bu oldu. Farklı yere gider, tamam mı? Bak. Örnek verelim ki bu da bitti. Bitti diyelim. Bunu da örnek olarak gösterdik. Geldik. Video uzun sürmesin. Tümülüs. Bunu da okey dedik. Ne yaptık? Sağ tıkla. Yeni farklı kaydet. Masaüstü. Tümülüs. Kaydet. Buraya geldi. Kaldır. Şimdi ne yapacağız? Kare. Bir daha tıkla. Bunu çekelim. Liste yükle. Buradan geldik kareye. Liste yükledik. Kare yükledik. Ne kaldı? Başlat. Şunu tıklıyoruz. Kare. Çekiyorsunuz. Şöyle. Şunu da şöyle çekelim detaylı. Çünkü geniş tarama yapacak. Başlat. Büyük alanlarda bu şekilde tarayabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar verdiğim uygulama gerçekten fiyatı uygun. Şimdi burada bir fiyat söyleyemiyorum çünkü şimdiki söyleyeceğim fiyatla 6 ay sonraki fiyat tabii değişik olacak. 2 ay sonraki fiyat değişik olacak. 1 sene sonraki fiyat değişik olacak. Şu anda fiyat veremiyorum. Ama mail atarsanız ben zaten direkt şeyin altına, videonun altına mail adresimi yazacağım. Oradan istediğiniz zaman bana mail atın. Oradan tekrardan konuşuruz. Ben size programı gönderirim arkadaşlar. Alttan kurtaramadığı için biraz geldi. Siz ekranı şu en altı baktığınızda biraz kurtaramadı. Siz ekranı daha geniş, daha büyük yaptığınızda orayı kurtaracak. Tamam mı arkadaşlar? Ne kadar da hızlı yapsak o kadar zamandan da şey yapamıyoruz. Arkadaşlar ne kadar da bu tarafa kadar gelmiş olan arkadaşlar atlamadıysanız gerçekten teşekkür ederim. Atladığınız zaman tekrardan bana sorular soruyorsunuz. Aslında bütün soruların cevapları burada. Şu anda bu da bitti. Bunu tıklayalım. Şunu ilk önce tamam diyelim. Bunu kapat. Ekranı biraz daha büyük yaptığınız zaman şurası da 10 numara şekilde kurtar arkadaşlar. Buradan
yapıyor. Bunu da hemen şey yapalım. Sağ tıklayalım. Yeri farklı kaydet. Masaüstü KML dediğimizde zaten video nasıl işleniyor, pardon, KML nasıl işleniyor onu biliyorsunuz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun altında mail adresi mevcut. İstediğiniz zaman mail yazıp gerekli açıklamayla beraber ben size şu uygulamayı göndereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.